Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Deathmatch World Cup'ta Spring TV ile The Win'in arasındaki 3. maçtayız. Spring TV ilk 2 maçın bir nebze hızlı kazanmayı başarmıştı. Diğer uzun maçlara göre gerçekten çok hızlı kazanmıştı. Map'imiz yine Arabia ve iki tarafta da yine Hunlar var. Şu an Spring TV'nin daha hızlı kurulduğunu görüyoruz ve Spring TV öncelikli olarak barakçlarını attı ve harp basmaya başlıyor. Üzerine gelen hem Hunlara karşı hem de rakibin yapacağı şu an gördüğünüz gibi rakip sadece Divi. Burada stable'larını attı öncelikli olarak ve Paladin spamıyla rakip base'de işi kesmek istiyor. Kutsar orada işçinin birini düşürmeyi başarsa da TC'ye sokup diğer işçisini kurtarıyor. Spring TV'de yine Kutsar'ıyla rakip base'de işi kesmeye çalışıyor. Paladin onu yüksek ihtimalle düşürecek ve Divi burada bir işçilik farkla önde çıkmayı başaran taraf gibi duruyor. Orada Hunlar artık düşürüldü. Ama şu an Divi bastığı Paladinlerle birlikte rakip base'e giriş yapıyor. Harbiler onu karşılasa da şu an Harbiler sıkıştırdı köşeye ve ilk gelen Paladin'i düşürdü. Ama dışarıdaki şu işçi çok savunmasız ve etrafında Harbi yok. Divi onu eğer fark ederse bir anda düşürebilir. Şu an onu fark etti ve o işçisini Spring TV'yi kaybediyor. Sağ tarafta yine işçilerinden birini daha yakaladı. Yukarıda da bir işçisini düşürmüş. Divi bu maça gerçekten çok hızlı başladı ve 4 işçi düşürmeyi başardı oyunun başında. 5. de düşecek gibi. Gerçekten Divi ilk 2 maçın intikamını alıyor resmen. Orada işçi biçmeye devam ediyor. Bastığı Paladinlerle birlikte rakip base'de terör estirdi. Kendi base'ini de bastığı burada harbileriyle, paladinleriyle korumaya çalışsa da Spring TV'de tabii ki boş durmuyor. O da Divi'nin iş yerinden birçoğunu düşürmeyi başarmış. Ama şu anlık Spring TV'nin base'i sanırım artık güvende diyebiliriz. Kendi base'ini korumuş. Divi'nin yolladığı paladinleri temizlemiş. Divi ise base'inde hala paladinlerle cebelleşiyor ve Spring TV işçi sayısında Divi'ye yetişmeyi başarıyor. Hatta Divi'nin şu an önüne geçti. Spring TV 5'e 4'lük bir avantajı ele aldı. Burada Spring TV işçi kesmeye devam edecek ve Divi'nin şu an sadece 3 köylüsü kaldı. Belki birazdan daha da aşağıya çekecektir bu 3 köylüyü. Ama şu an Divi'de base'ini kurtaran isimlerden diğeri oluyor. İkincisi oluyor. İki taraf da ordularını artık biriktirdi ve birbirlerinin üzerine karşılıklı olarak yürüyorlar ve şu an ortada yüksek ihtimalle karşılaşacaklar. Burada Divi'nin harbileri daha önde olduğu için Paladinlere karşı direkt saldırıyı başlattı ve getirdiği Kevarcher'la birlikte orada Divi rakip harbileri de daha kolay temizleyecektir. Buranın kazananı yüksek ihtimalle Divi olacak. Hem harbileriyle daha erken saldırdı hem de Kevarcher'larıyla rakip harbileri düşürüyor. Ama Spring TV burada asker spamını hiç kesmiyor. Askerler oraya doğru akmaya devam ediyor. Aynı şekilde Divi de buraya ordularını getiriyor ama dediğimiz gibi Divi Halberi Paladinlerin kafadan daha kolay soktuğu için burayı kazandı. Yine Kevarcher'larını da unutmamak lazım. Rakip Kevarcher'a yeni yeni dönmeye başladı. Ama şu an Spring TV'nin base'i tehdit altında. Artık Divi Kevarcher'larıyla işçi kesmeye gitti. Ve orada Siege Workshop atan, kesel atan işçiler düşürülüyor. Burada Divi saldırıyı başlatıyor ve işçi sayısında 115'e 40'lık bir pardon. Asker sayısında 115'e 45'lik bir fark vardı. O sayı gitgide artıyor. Çünkü Divi burayı mükemmel oynadı ve Spring TV'nin base'inde şu an çıkan her askeri daha hareket etmeden düşürüyor. Remleriyle de buraya doğru yaklaşmaya başladı. Direkt olarak rakibin base'ini yok etmeye gidebilir. Burada Kevarcher'lar TC atmaya çalışan işçileri de düşürüyor. Harbiler zaten dayanamıyor artık ve gelen remlerle birlikte Divi Spring TV'nin burada önce atmaya çalıştığı Castle'dan başlayarak rakip base'e doğru yavaş yavaş ilerleyip binalarını düşürecektir. Spring TV ise biraz sağa doğru genişlemeye çalışıyor ama orada da işçi yerini kaybetti. Divi gerçekten ilk iki maçın intikamını alıyor ve 3 katlık bir asker farkıyla burada resmen terör estiriyor. Divi'nin base'i inanılmaz bir şekilde kuşatıldı ve bu kuşatma biteceğe benzemiyor çünkü Spring TV her çıkardığı birimini direkt olarak kaybediyor burada. Divi'nin Kevarcher'ları orada çıkan birimleri bir anda düşürüyor. Remler de artık yavaş yavaş Archer Range'lere, Stable'lara, Barakslara yaklaşmaya başlamıştı ki Spring TV Paladinleriyle orada Remleri durdurmayı zor da olsa başarıyor. Asker sayısındaki fark
gitgide azalmaya başladı. %50'ye kadar geldi. 3 katlık fark şu an 2 kata indi. Ama Spring TV'nin işçide 3 işçiye kadar düştüğünü görüyoruz. 3 işçiye 24 işçilik bir fark var. Ve burada devi kuşatmasını bırakmak istemiyor. Remlerle orada TC düşürmek istese de gelen Paladinler ve Halpler Remlere burada izin vermedi. Arkadan Rem ve Halp spamına devam ediyor. Spring TV burada Paladin'e gitmeyerek bence biraz hata yapıyor. Biraz daha Paladin bassaydı şu ana kadar burayı çoktan kazanmıştı ama yine de o kadar geride değil. Rakip Paladin'leri de rahatlıkla düşürüyor. Özellikle Spring TV'nin şu an goldu bitti. Divin'in de goldu gerçekten çok az ve o da CC'lerini atmaya başlıyor golda doğru. İki tarafta Kev Archer daha ucuz olduğu için Kev Archer ve Halbe doğru kesin bir dönüş yapıyor. Az sayıda Paladin burada Halbe'ye düşürülünce ekonomik yönden sıkıntıya girecektir. Ama Spring TV yüksek ölçüde üstüne gelen kuşatmayı kıracak gibi duruyor. Burada bastığı Kev Archer sayısıyla Divi'yi yakaladı. Asker sayıları neredeyse artık eşitlendi ama burada Spring TV'nin base'i işçileri çok hasar aldı. 40 işçiye 4 işçilik bir fark var. 10 katı da geçmiş artık. Yukarıda TC'nin altında işçi kesiliyordu. Şu an Spring TV gelen Kev Archer'lara karşı Skirmisher'a dönmekte çareyi buluyor. Ekonomisi artık kalmadı. İşçisi de yok. 4 işçiyle tabii ki burayı tutamayacaktır. Gördüğünüz gibi 13 gold, 0 stone, 430 et ve 2700 odunuyla birlikte burada artık tutunmakta zorlanıyor. Şu an 7 işçiye kadar çıksa da karşısında 50 işçilik bir ekonomiyle birlikte asker spamını hiç durdurmayan bir Divi var. Divi de burada özellikle harbleri basarak hem Kev Archer'ları hem Paladin'leri hem de Skirmisher'lara karşı da iyi bir birim. Gördüğünüz gibi Kev Archer'ları rahatlıkla burada harbler düşürdü. Yine Skirmisher'ları da harbler düşürmekte hiç zorlanmıyorlar ve Spring TV yine burada ordularını kaybeden, savaşı kaybeden taraf olarak geri çekiliyor. Asker sayısında 4 askerlik bir önde diyebiliriz Spring TV için ama Spring TV'nin ekonomisi şu an 0. İşçi bile basacak eti kalmadı. Acilen farm atması gerekiyor şu an. Hemen o da bunun farkına vardığı için 3 tane 4 tane TC aynı anda inşa etmeye başladı. Stone stone'larıyla TC'ler inşa ediyor. Ortada bir savaş çıktı ama bu tabii ki Divine'in işine yarayacak. O askerlerin yerine yenisini koysa da Spring TV burada yerine yeni askerler basamıyor. Ekonomisi olmadığı için işçi bile basamıyor demiştik ve burayı kazanmasıyla birlikte Divi rakip base'e saldırısını kuşatmasını tekrar başlatacaktır. Burada gördüğünüz gibi asker spamı artık Paladin'e de dönmüş. Divi artık farmlarını kurduğu için base'ine ekonomisini genişlettiği için burada Paladin de basıyor ve rakibin gerçekten Paladin'e verecek cevabı şu an kalmadı. Spring TV üstündeki baskıyı atamıyor ve GG'yi veriyor. Divi durumu 2-1'e getirdi. İlk iki maçın intikamını yine hızlı bir maçla aldığını görüyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten de Discord kanalımıza, sunucumuza katılıp aramızda yerinizi alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.